Merhaba Murat Bey. Bugün web sitemize gelen bazı soruların cevaplarını sizden duymak istiyoruz. Bilim insanlarının inşaat firmaları ile olan ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Galiba burayla ilgili bir problem var ki böyle bir soru gelmiş. Sizin de değerlendirmenizi alalım. Evet, aslında bununla ilgili bizi arayan birçok ihale almış firmalar tarafından gelen sorular var. Bunlarla ilgili yaptırım kararları ile ilgili hukuksal mücadeleler var. Şimdi biz de evet, bilim insanları dediğimiz akademisyenlerle birçok ortak noktada çalışıyoruz. Birçok üniversiteyle bir arada götürdüğümüz projeler var. Ama bu projeler kapsamının içinde ne var derseniz, biz ağırlıklı fiber güçlendirme yapıyoruz. Fiber güçlendirmeler. Bunlar glass fiber, karbon fiber, aramid fiber, bazalt fiber gibi ürünler. Fakat bunlarla ilgili biz hiçbir zaman ürün kodu belirterek, marka belirterek, dayanım standartlarını zoraki koşarak ve bunları bir projeye işleyerek hareket etmedik bugüne kadar. Bunu yapan maalesef ki hocalarımız mevcut. Çünkü üniversitelerin verdiği kararlarda, yani proje uygulamalarında yazılan ürünler mecburen kullanılması gereken ürünler statüsüne giriyor. Ve haliyle bu işi yapan insanlar muadili veya üreticisi veya ana üreticisine ulaşmadan satıcısı ismi geçtiği zaman kullanmak zorunda kalıyorlar ve bu bir kar paylaşım amacı güden bir işletme pozisyonunda devam ediyor. Ben hep şunu savunuyorum. Diyorum ki akademisyen kadro, yani bilim insanları, evet bir ticaret ortada olur, fakat bir akademisyenliği, bir bilim insanı olmayı tercih ettiyse ve bunun üzerine bir çalışma yapıyorsa bunu ticarete dökmemeli. Ticarete dökülen bilim hiçbir zaman bilim değildir. Biz de aynı şekilde internet üzerinden araştırırsanız veya yorumlarımıza, Google yorumlarımıza bakarsanız veya adını daha sonrasında gerekli olursa paylaşacağım birçok üniversiteye hiçbir bedel almadan çok ciddi şekilde fiber malzemeler konusunda yardım edip sadece ve sadece bilimsel makalelerde bizim de çalışmamız içinde olduğunu belirtmek koşulu ile birçok malzeme gönderdik. Ve bu malzemelerin hiçbir zaman kendi ürün kodumuzu, hangi ülkeden ithal ettiğimizi, menşeini, malzemelerin dayanımlarını, işte 5000 MPa, işte 3000 MPa vesaire, şu filament, bu dokuma gibi herhangi bir şey belirtmeden verdik. Neden derseniz, bunu yapmak şuna benzer. Bir inşaat demiri düşünün. İnşaat demiri alırken biz inşaatta işte diyelim ki S420 deriz. Bu 420 megapaskaldır. Bunu kimden aldığınız önemli değildir. Bize 420 MPa'yı vermesi olan değer, yani istediğimiz değer budur. Bunu vermesi gereklidir. Şimdi biz bu malzemeler henüz demir kadar yaygın olmadığı için ve maalesef ki bazı firmalar da bunun bilincinde olduğu için ara satıcılar özellikle bu tarz iletişimler ve ilişkiler kurup mecburi tutarak bazı malzemelerin satışında insanları zoraki dayatmaları oluyor. Biz bu konuda çok fazla, evet soru geldi, çok fazla arama alıyoruz. Birçok firma bununla ilgili bize danışmanlık babında herhangi bir ücret almadan yardımcı olup danışmanlığını da yapıyoruz. Kurul kararları, bunlarla ilgili alınan kurul kararları var. Değişken birçok işlem yapılabiliyor bunun üzerinde ama devletimizin de bu konuya en azından el atması tarafında bir çağrıda olabilir bu aynı zamanda. Çünkü bu dayatmalar, bu zoraki satışlar çok etik davranışlar değil. Teşekkürler Murat Bey bu konuda bizleri aydınlattığınız için.